أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسبكم ذكري وكنتم منهم تضحكون İnni cezeytuhumul yeme bima sabaru ennehum humul faizun. Sadakallahu nazim. Dahi hem silsilenden iste imdat, Ebu Bekre varınca eyle mu'tat, Resulullah'a vurup deyle imdat, şefi' kıl şeyhini ta ede pürşat. Kamudan fiyd alıp hakkı giydelim, cemali ve kemali seyredelim. Büyük Şeyh Efendi Kadir sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah Mekki Hazretleri benim şeyhimdir buyurdu. O, bu gafsı cihandır. Ben ondan başkasını tanımam bilmem buyurdu. Ben gönlümü ona verdim. O da beni benden aldı. Mevla'ya vasıl etti. Ondan istifade ettim buyurdu. Siz de gönlünüzü ehlullah'a rapt edin buyurdu bir önceki beyitlerde. Dahi hem silsilenden iste imdat. Aynı şekilde şeyhine kalbini bağladığın gibi silsilenden de imdat iste. Ebu Bekre varınca eyle mu'tat, Hazreti Sıddık radıyallahu anh'a varıncaya kadar böyle imdat istemeyi adet haline getir. Hep istifade et ehlullah'tan. Bir insan arkadaşlar ne iş olursa olsun yapacaksa o işi bilenlerden, o işin ehlinden istifade eder. Bir insan bir iş yapacaksa, dünya olsun, ahiret olsun fark etmez. Ne iş yapacaksa, o işi bilenlerden istifade ederse, yapacağı işi kolay yapar, düzgün yapar. Öder. Ne iş olursa olsun, o işte mahir olanlardan öğrenirse, onlardan fikir alırsa, onlardan püf noktaları öğrenirse, dikkat edilmesi gereken, yapılması gereken, yapılmaması gereken şeyleri mahir olanlardan öğrenirse kolay eder, kolay olur işi, rahat eder, muvaffak olur, başarılı olur. Bitti. Bunun müstesnası yok arkadaşlar. Zahiri işlerde, maddi işlerde böyle olduğu gibi manevi işlerde de böyledir. Hasbi Hocam rahmetli anlatmış idi. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Şam-ı Şerif'te bir ihtilaf vaki olmuş insanların arasında. Tahiyyattayken yani teşehhütte otururken ayaklar nasıl duracak? Hani sol ayağımızı yatırıyoruz, sağ ayağımızı dikiyoruz yani. Hani nasıl olacak? Mesela Şafii mezhebinde teverrük vardır. Şam-ı Şerif'te, Şam'da. Yani bugünkü Suriye'nin Şam'ında böyle insanların arasında böyle bir şey olmuş. Demişler ki yani böyle hani konuşmanın bir manası yok. Gidelim Medine-i Münevvere'ye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Dar-ı Bekâ'ya irtihal ettiyse de, Peygamberimiz ahirete gittiyse de, Peygamberimizin adamları, Peygamberimizin ashabı, Peygamberimizle beraber yaşayanlar oradalar.
Gideriz, onlara bakarız, onlar ne yapıyorlarsa biz de öyle yaparız demişler. Artık bir tanesi veya birkaç kişi kalktı. Medine Münevvere'ye geldi. Mescid-i Nebevi'ye girdiler. Ne yaptılar? Sormaya lüzum var mı? Yok, zaten herkes namaz kılıyor. Değil mi? Bakarsın namaz kılan otururken nasıl ayağını nasıl tutuyor? Ha işte sorunun cevabı. Değil mi? Sorunun cevabı bitti, bu kadar yani. Kendi kendine otur, konuş, öyle et, böyle et. Gidersin bu işin mahirine, bilenine, ehline. Bazen olur, sormaya bile lüzum kalmaz. Bakarsın, bitti, çözüldü işte. Mevzu ne oldu? Sıkıntı ne oldu? Çözüldü. Müşkül ne oldu? Çözüldü yani. Yani bunun gibi arkadaşlar yani. Manevi yolda da ehlullah'a nazar ederse insan, ehlullah'tan istifade eder ise insan, istifade etmeye çalışırsa istifade eder, terakki eder, fayda görür. İşte onun için Büyük Şeyh Efendi buyurdu ki silsilenden imdad iste ta Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a varıncaya kadar. Peki bu insanlar vefat etti. Darbekaya irtihal etti. Ben hayat değiller. Senin gibi benim gibi böyle hayat sahibi değiller. Arkadaşlar inanın onların hayatı bizim hayatımızdan daha kavidir yani. Onların canlılığı bizim canlılığımızdan daha kuvvetli bir canlılıktır. Hiç şüpheniz olmadan buna böyle inanın. Mevlamızın hususi kullarının ruhlarını Mevla'ya teslim ettikten, ruhları bedenden ayrıldıktan sonraki hayatları bizim şimdiki hayatımızın arkadaşlar inanın daha kuvvetli bir hayattır. Mesela okursunuz hani işte Kıbrıs'ta olmuş, İstiklal Kurtuluş Savaşı'nda olmuş. Uçağın içinde böyle sakallı, asalı bir amca zuhur etmiş. Değil mi? Bir dede zuhur etmiş. He? Duydunuz mu değil mi arkadaşlar? He? Demiş evladım dön şurayı, al oraya da bombala, şurayı da bombala, burayı da bombala. Demiş efendim hani benzin bitiyor, yakıt bitiyor. Sen demiş devam et bombala. Şimdi nereden bindi oraya? Hepiniz güçlü, kuvvetli, akıllı. İçinizde ölü var mı? He? Dirisiniz değil mi? Yapabilir misin böyle bir şey? He? Hani o uçakta zuhur eden birden bile hani ortaya çıkan uçağın içinde yapabiliyor musun? Böyle bir kabiliyetin var mı? Mesela şu anda buradan çıkıp yukarıdaki uçağın içine girebiliyor musun? Var mı içinizde böyle bir kabiliyeti olan? Hocam ben çok kuvvetliyim, bir zıplarım tak girer. Var mı öyle bir şey? Kardeşim onların hayat, inanın buna yani, onların hayatları, onların canlılıkları bizimkinden daha kavidir yani. Bismillah. Ve la tekulu limen yukutelu fi sebilillahi emmat. Bak, ve la tekulu demeyin limen o kimselere ki yukutelu fi sebilillahi, Allah yolunda öldürülenlere demeyin. Ne demeyin? Emmat, ölü demeyin. Yasak diyor mu? Ölü demeyin onlara. Allah yolunda öldürülenlere ne demeyin? Ölü demeyin. Bel ahyaun, onlar diridirler. Velakin la teşhurun, ama siz anlamazsınız. Sizin kafanız çakmaz, sizin hissiniz, şuurunuz onu anlamaz. Sizin gözünüzün göreceği, kulağınızın işiteceği bir dirilik çeşidi değildir o. Ama onlar diridirler, ölü demeyin. Kimler hakkında bu ayet-i kerime? He? Şühede hakkında, şehitler hakkında. Şehitlerin mertebesi salihlerden sonradır ki. Allah katında salihler şehitlerden daha kıymetli insanlardır. Önce peygamberler gelir, sonra salihler gelir, sonra şehitler gelir. Şehitler salihlerden üstün değildir. Şehitler ehlullah'tan üstün değildir. Ehlullah şehitlerden üstündür. Şehitler hakkındaki bile Mevlamız Celle Celaluhu böyle buyuruyorsa onlar hakkında aidat edemez yani. Kabirdeki hayatları senin benim şimdiki bu toprak üstündeki hayatlarından daha kuvvetli bir hayattır yani. Hani diyeceğim sadece manevi mevzularda, işte bak bu zahiri mevzu çıkıyor, talimat veriyor. Bak bu zahiri, manevi de değil bu yani. He? Bu direkt zahiri bir mevzu. Hani sadece hani manevi mevzularda maneviyat ehlinden yardım istiyor. Bak zahiri mevzu da Allah Allah yani. Efendimizin yanında eskiden görevli olan birisi anlatmış idi. Çok eski zaman ama.
Efendimizle beraberler. Böyle Efendimizin böyle hani tabiri caizse öyle değildi ama hani yani yakınlık itibariyle söylüyorum. Sağ kulu gibi Efendimiz yani o kadar böyle içli dışlıydı Efendimizle, tamam mı? Hani konum itibariyle, görevi itibariyle çok böyle içli dışlıydı Efendimizlerimizle. Efendimizle beraberler. Böyle kapıda bir patırtı olmuş, böyle bir ses yükselmesi falan. Vatandaşın biri içeri girmek istiyor. İşte o nöbetçiler müsaade etmiyorlar, giremezsin falan, müsait değil diye. Dalmış girmiş. Pehlivan bir şeymiş böyle. İte kaka dalmış girmiş. Başka yerden de duymuştum da ama direkt hani o kişinin ağzından da duydum ben öyle yani. Şimdi Efendimiz böyle oturuyor mesela. O bahsettiğim hani o hizmette olan, o yani görevli olan arkadaş da diyelim, hani vatandaş da burada oturuyor. Bu kapıdan giren gelmiş buraya oturmuş böyle. Efendimiz'e dönmüş. Buraya oturmuş. Sırtı da buna dönük. Kimse yok başka odada. Adam özel hareket, polis, tamam mı? Özel hareket. Ama arkada da böyle silah diyor, belli diyor, tamam mı? Böyle tabanca belli böyle burada. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hocam ben işte yeni geldim görevden. Doğuda görevliydim. Bir gün çok böyle işte çatışma oldu. Yani bayağı sıcak çatışma oldu. Çok zorda kaldık. O arada böyle çok yakın böyle teröristle böyle karşı karşıya geldim. Yani böyle 3 metre 5 metre yani çok yakın yani böyle karşı karşıya geldim. Uzak mesafe değil, çok yakın mesafe. Hemen tabancayı çektim. Ateş almadı tabanca. Yani ben onu vuracağım, vursam vurdum, vurmadı o beni vuracak yani öyle bir durumdu anında yani. O sırada yanımda biri belirdi. O sırada söyleyin. Yanımda biri belirdi. Siz öyle birinin yanında belirebiliyor musunuz? Yok öyle bir şey kardeşim. Yani biz de, ya yanımda biri belirdi. Elini uzattı tabancaya. Hani elinin üzerine tuttu böyle. Evladım bas demiş. Bunu anlattıktan sonra efendim o sizdiniz demiş. Kardeşim ya bu apayrı bir şey yani. Bak Mevlamız böyle zaten. وَلَاكِ اللّٰى تَشْعُرُونَ Bak siz anlamazsınız da. Mevlamız zaten bu böyledir. Böyle demeyeceksiniz. Nasıl oluyor? Siz anlamazsınız buyuruyor zaten Mevlamız. Söyleyin bakayım neymiş? Biz anlamayız ya. Anlamazsınız siz yani. Hani nasıl olur ben anlamadım bu işi. Zaten anlamazsın zaten. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Siz şuur etmezsiniz. Siz bunu anlamazsınız. Bu kadar basit. Siz bunu anlamazsınız. Hocam ben anlamıyorum bunu. Zaten anlamayacaksın kardeşim zaten yani. Zaten ne yapmayacaksın? Zaten anlamayacaksın zaten yani. Çünkü bizim ölçülerle olan bir şey değil bu. Bizim standartlarla olan bir şey değil bu. Yani bir insan mesela zıplar. Adam çok zıplıyor işte. Değil mi? Yüksek zıplıyor. Kaç metre zıplar? 3 metre zıplar. 5 metre zıplar. Hani misal söylüyorum, tamam mı? Bilmiyorum çünkü ölçüsünü. 5 metre zıplar. Değil mi? Ama kalkıp da uçağa kalkıp da işte 5000 kilometre, değil mi? 5000 metre, 10.000 metre zıplayan adam nedir? Yoktur yani. Öyle yoktur yani. Bizim ölçülere göre bir adam 3 metre zıpladı. Vay be 3 metre zıpladı falan. Değil mi? Mesela şuradan yerden zıplayıp oraya bunun üzerine zıplayabilir misiniz? He? Bir adam zıplasa adama bak bu amma zıpladı deriz. Abi. Bizim ölçülere göre böyle yani. 2 metre 3 metre. Değil mi? Bizim ölçülere göre öyle. Bizim ölçülerde öyle 3 bin metre 5 metre öyle bir şey yok. Bizim öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey ne? Yok. Şimdi mesela Efendimiz dedi yanında biri zuhur etti. Ha, yanında biri nasıl zuhur eder ki yani? Mesela diyelim ki misal o nerede olsun bu Hakkari'de olsun, tamam mı? Kardeş benim şimdi Hakkari'ye gitmem için uçak bir Hakkari'de havaalanı var mı? He? Var. Uçak bileti alacağım. Bir kez benim Hakkari'ye gitmem için uçak bileti alacağım, değil mi? O da buradan İstanbul gibi saat başında yarım saatte bir yoktur yani ha. Değil mi? Zıplırtta yoktur yani uçak. Uçak bileti alacağım. Uçak gelecek. Uçak kalkacak, gelecek. Kaç saat sürer? 2 saat mi sürer? 2,5 saat mi sürer? Zaten havaalanında bir sürü işlem. Ondan sonra gideceğim, ineceğim. Havaalanındaki işlem bitecek. Ondan sonra şeyde operasyonda, zımbırtıda şeyin havaalanında içinde değildi herhalde, değil mi? Benim standartlarıma göre bu iş böyle. O adamın yanında bitebilmem için değil mi? Bizim standartlara göre ne? Böyle. Ama Mevla'nın hususi kullarına göre öyle değil ki. Hocam nasıl olur? Benim kafam almıyor. Bak zaten söyleyeyim. Senin kafan ne yapmaz? Almaz bunu yani. İnsanın kafasını standart mı? İnsanın kafasını alacağı bir mevzu bu değil. Mesela Mevla Teala Celle Celaluhu
İşte Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında geldiler, dediler işte Belkıs radıyallahu anh'a için, efendim ya, ordusuyla beraber geliyor, işte bir tane arşı var, kürsüsü var. Süleyman Aleyhisselam dedi, bana onun kürsüsünü getirebilecek var mı dedi. Kâle yefîtum minel cinne, cinlerden bir tane ifrit dedi ki, ben dedi sana dedi göz açıp kapınca kadar getiririm dedi. Ne kadar? Kablen tekûmü min makâmi, yerinden kalkmadan getiririm dedi. Ne yaparım? Yerinden kalkmak. Şimdi yerin, bir sefer şimdi yerimden kalkıyorum. Kaç saniye? He? Söyleyin. Yani 2-3-5 saniye. Yani bu kadar zaman içinde getiririm de. Kaç zaman, ne kadar zamanda getirecekmiş? Bak, olabiliyormuş demek ki. Gidecek bir dünyanın bir tarafındakinin tahtının esine bu kürsüyü alacak. Oradan oraya ne yapacak? Getirecek. Ne kadar zamanda? Asaf bin Berhi yahu gözü bir kapıncaya kadar getirdi. O hani yerinden kalkıncaya kadar getiririm mi? Ne gördü o? Çok gördü. Tarfa tayin. Göz açıp kapıncaya kadar hop ne yaptı? Kaldırdı. Getirdi. Bizde var mı böyle bir meziyet? Bak Mevla, bende yok ama kardeşim başkalarında var işte. Mevla Teala beyan ediyor. Bak benim kulum vardı böyle yaptı buyuruyor. Onda var öyle bir meziyet işte. Bende yok işte, bir acayip bir şey. Bende yoksa inkar ederim. Çünkü bende yok. Sende 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 yok. Benim tanıdığım hiç kimse de yok. O zaman böyle bir şey yoktur. Ne kadar kolay değil mi? Madem bende böyle bir şey yoksa, benim tanıdığım kimsede de böyle bir şey yoksa, o zaman böyle bir şey nedir? Yoktur. Sanki bütün dünya her şey senden ibaret yani. İşte kibir arkadaşlar ya. Onun için imdad iste, yardım iste. Dahi hem silsilen. Anladınız mı biraz arkadaşlar? Tamam mı? Mevla'nın değişik değişik kulları var işte. Hepsinin böyle. Mevlamızın hususi kulları var. Sen ne diyorsun ya? Şimdi diyelim ki çok yüksek bir dünyevi rütbe. Mesela İzmir için ne olsun? İzmir valisi olsun mesela. Çat kapı girebilir misin yanına? Olmaz değil mi? Randevu alacaksın. 3 dakika sonra randevu verirler mi? Değil mi? Bir daha. Randevu alacaksın. Vakit saat söyleyecekler sana. Gideceksin, bekleyeceksin. Vaktin sana verilen zamanda gireceksin. Girdin mi de öyle 8 saat, ooo ne haber hemşireyim, çay kahve muhabbet edebilir misin? Artık 10 dakika, 15 dakika sana ne kadar ayrıldıysa derdini anlatacaksın, çıkacaksın, gireceksin yani. Doğru mu? Bu iş böyle mi işler? Söyleyin. Ya böyle işler ama kardeşim, valinin özel bir arkadaşı var. Asker arkadaşı adamın. Emmi oğludur. Vali bey bile demez yani. Adı neyse artık. Ahmet. İşte Ahmet'e selam söyle ben geldim der. Basar girer içeriye. Randevu ister mi? He? Kapı bile çalmaz yani. Hatta kapı çalsa yani ne kapı çalır? Baslanın girsene kardeşim der ona yani. Çocukluk arkadaşıdır. Ya ben nasıl olur mu öyle şey falan? Ben bu kadar randevu aldım bir haftada bekliyorum. Ya sen sıradan vatandaşsın. Senin için prosedürü öyle. Doğrusu da odur. Olması gereken odur. Ama herkes sıradan vatandaş değil. Yani herkes sen sıradan vatandaş diye bekliyorsun yani. Özeli olmaz mı? Senin özel arkadaşın yok mu? Sen de aynı değil misin? Ben de aynı değil miyim? He? Değil mi? Öyle değil miyiz arkadaşlar yani? Mesela sokaktan geçen vatandaşa anahtarını verir misin? Git bizim evden şunu al der misin? Yapıyor musunuz öyle der misin? Demezsin. Ama işine dostuna diyor musun? Bir şey lazım oluyor. Verin anahtarı. Git şunu al gel diyorsun. Şurada diyorsun yani. Kafana göre takıl diyorsun yani. Ev senin diyorsun. Sana bana gelince oluyor. Ya işte Mevla'nın da var böyle kullar arkadaşlar yani. Dahi hem silsilenden iste imdat, silsile-i şeriften imdat iste. Ebu Bekre varınca eyle mümte ta Hazreti Sıddık'a kadar böyle imdat ise bunu adet haline getir. Resulullah'a varup değil imdat, peygamberimizden aleyhissalatü vesselam imdat iste. Şefi'ye kıl şeyhini ita ede pürşat, şeyhini de hep arada şefaatçi yap, hep arada şeyhini kıl. Hiç onu bırakma, edep arkadaşlar bak. Peygamberimizden istiyorsun gene şeyhini şefaatçi kıl. Hazreti Sıddık hep şeyhini şefaatçi kıl, arada kıl şeyhini, hiç bırakma.
İnsan kendisine nimet gelen yeri inkar etmez. Bu ahlaklar kötü arkadaşlar. Vefakarlık yok ya şimdi. İnsan kendi, sen şeyhinden istifade ediyorsun. Ne olursa olsun. Hani bak Şah-ı Nakşibend Hazretleri dediler ki işte Hızır, benim Hızır'ım şey, Şah-ı Nakşibend'in ihvanına ne dediler? Hızır, ben Hızır dedi mesela. Dedi ki benim Hızır'ım orada. Benim Hızır'ım nerede? Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin tekkesini gösterdi dedi. Benim Hızır'ım orada. Vefa arkadaşlar yani. Bak Şefi'yi kıl şeyhini. Bize öğretiyorlar Şefi'yi kıl şeyhini. Sen şeyhinden istifade ediyorsun. Onu hiç gene aradan çıkartma. Ta ede pürşat, ta ki pürşat etsin. Kamuodan feyiz olup, bütün meşayih-i kiramdan, bütün ehlullah'tan, Mevla'nın bütün kıymetli kullarından feyiz olup hakka giydelim, cemali, ba, kemali, seyri. Hani bütün ustalardan istifade et, tabiri caizse. Herkes kendi derdi neyse ona göre çalışıyor arkadaşlar. Askeriyede bu çok böyle oluyor, tamam mı? Büyük ihtimal şimdi de oluyordur. Mesela asker, her çeşit insan askere gidiyor değil mi? Değil mi arkadaşlar? Her çeşidi ne yapıyor? Her meslek sahibi, her sanat sahibi ne yapıyor askere? Gidiyor değil mi? Mesela diyelim ki adam İngilizce öğretmeniymiş, askere gidiyor. Gidiyor, İngilizce öğretmen askere gidiyor mu? Gidiyor. İçinizde var mı? Ya başka bir branş var mı? Onun gibi. Mesela rütbeli görsek İngilizce öğretmeni, lojmanda olsa mesela gel benim çocuğa özel ders ver. Diyor mu demiyor mu? Söyleyin. He? Diyor değil mi? Ama ne varsa, sadece İngilizce öğretmeni için mi diyor? Yani ne varsa, alabileceği ne varsa ne yapmaya çalışıyor? Değil mi? Alabileceği bir şeye denk geldi mi gidiyorsun, soruyorlarsa ne iş yapardın şimdi diyorlar. İşte şey, fırında çalışıyordum. Hemen yürü nereye? Mutfağa ekmek yap diyorlar. Sen ne yapardın? İşte şoförlük, hemen yürü araba sür diyorlar. Sen şunu yapardın. Alabilecekleri ne varsa ne yapmaya çalışıyorlar? Almaya, doğru mu arkadaşlar? Doğru. Sen de almaya çalış kardeşim işte. Bak kamuudan feyiz olup hakka giydelim, cemali, ba, kemali seyredelim. Almaya çalış. Al, istifade et. Al, ne yap? İstifade et. Dünya için insan istifade etmeyi düşünüyor. Acayip bir şey bak. Birisiyle hemen selamünaleyküm, tanışalım. İsminiz, ne iş yaparsın? Sana ne lan, ben ne iş yapıyorum? Bak şimdi. Ne iş yaparsınız? Gıcık oluyor mu abi, biliyor musun? Ne iş yaparsın? Ne olacak yani ne iş yaparsın? He? Yani bağlantılar, irtibatlar, ilişkiler, nereden bir şey olur, kar falan. Ne iş yaparsın? Hemen arkada, hemen böyle bilinç altında hemen hesaplar, kitaplar, matematikler başlıyor böyle. Dünya için böyle. Ahiret için de böyle kardeşim. Ahiret içinde ne yap? Böyle ol. Nasıl dünya için istifade etmeyi düşünüyorsun? Yani düşünür insan, makul ölçüler düşünür, kabulde. Ahiret içinde böyle ol yani. Nasıl ki dünya uğraşmadan olmaz, ahirette uğraşmadan olmaz. Oturduğun yerde hiçbir şey yapmadan böyle durup dururken dünya oluyor mu? He? Ev kiranız ödeniyor mu? Aa, bir baktın ki elektriğin suyunu ödenmiş. Oluyor mu? Hiç öyle oldu mu? He? Olmaz. Olmasını bekliyor musunuz? Olmaz kardeşim. Nasıl ki dünya olmaz, ahiret de olmaz. Nasıl ki dünya olmaz, söyleyin. Ahirette olmaz. Başka bir şey daha şimdi. Harun ne iş yapıyorsun? PVC. PVC yapıyor. Bundan mı? Doğru mu ama? Usta mısın? Ben PVC ustasıyım. Dünyanın en iyi PVC ustasısın, tamam mı kardeşim? Ama bir tanesini kesmiyorsun, yapıştırmıyorsun, takmıyorsun yerine. Bir şey kazanır mısın? Hiçbir şey yapmıyorsun. Dünyanın bir numaralı PVC ustasısın. Çok güzel de bir mekan açmışsın. Ama hiçbir tane şey ne yapmıyorsun? Malzemenin ismi ne? Plastik. Plastik kesmiyorsun. Biçmiyorsun. Doğramıyorsun. Bir yere montaj yapmıyorsun. Bir şey kazanır mısın? Söyleyin. Kazanmazsın. Mesela ne iş yapıyorsun Yusuf? Terzi.
Dünyanın en iyi terzisisin kardeşim, tamam mı? Ama hiçbir şeyi kesmiyorsun, biçmiyorsun, dikmiyorsun. Bir şey kazanır mısın? O ustalığın gerektirdiğini yapmadıktan sonra, o terziliğin gerektirdiğini yapmadıktan sonra bir şey kazanır mısın? Söyleyin. Acayip çok iyi Müslümansın ha. Püf, on numarasın ama hiçbir şey yapmıyorsun. Söyleyin. Hiçbir şey kazanmazsın, avucunu yalarsın, aç kalırsın sen. Acayip Müslümansın. Baban öyle, deden öyle, ninen öyle. Yedi kat sülale evliya Allah'sınız. Acayipsiniz yani ha. Ama hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey kestiğin, biçtiğin, diktiğin yok. Ne kazanırsın? Hiçbir şey kazanamazsın. Dünya olmuyor, ahirete ne yapmaz? Olmaz. Dünya için nasıl böyle bakınıyorsun böyle, nasıl istifade ederim, uğraşıyorsun? Mesela diyelim ki sen bir yerde oturuyor olsan, sen işte bu malzeme neyle satılıyor? Metreyle mi, kiloyla mı? Metreyle, diyelim ki misal söylüyorum, tamam mı? Metresi 10 lira, sen toptancıdan metresini 10 liraya alıyorsun. Bu konu öyle eş dost arasında, arkadaşlar arasında konuşurken böyle mevzuyu geçti. Biri dedi ki, ya dedi, ben dedi bir yerden dedi hediye almaya başladım dedi böyle. Çok hafif bir sesle bunu duydun. Hemen kulağını kabartır mısın oraya? Söyleyin. Nereden aldığını, nasıl aldığını öğrenmeye çalışır mısın? Bak, illaki diyor. Düşünürüm, olabilir demiyor bak. Ne diyor? İllaki diyor. Normal mi? Normal. Olması gereken bu mu? Olması gereken bu. Bu yanlış bir şey değil. Kardeşim, bu işin işleyişi böyle. Nasıl dünya böyle? Ahirette böyle yani. Nasıl dünya böyle? Ahirette böyle. Baktın böyle, kâr etme imkanın, ihtimalin var. Hemen kulak kabartacaksın, uğraşacaksın. Arkadaş, ben de orayla tanışayım falan. Yaparsın yani. Mevlam ahiret tertesi olmak nasip etsin arkadaşlar. Amin. Şimdi ayet-i kerimeler. Baştan iki ayet-i kerimeyi geçen okumuştuk. Ortada kalmışım ben zaten. Orası kolay tarafıydı. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ Sura üflenildiği vakitte فَلَا اَنْسَابَ بَيْنِهُمْ Aralarında nesepleşme yoktur. Öyle akrabamdı, anamdı, babamdı. Kimsenin kimseye bir faydası olmaz yevmizin o günde. وَلَا يَتَسَالُونَ Soruşturamayacaklardı. Kimse kimseye nasılsın, iyimsin diye ne yapmaz? Sormaz. Hiç senin nasıllığın beni hiç ilgilendirmiyor ahirette. Hiç ilgilendirmiyor. Niye? Çünkü ben kendi derdime düşmüşüm. Ben kendi nasıllığımın peşindeyim yani. Ben kendi başımın derdine düşmüşüm. Benim paçalarım tutuşmuş. Sen nasılsın, nasılsın? Hiç beni ne yapmıyor? İlgilendirmiyor ahirette. Femen kim? Sekulet mevazinuhu. Sekulet sakil. Ağır gelirse. Ne mevazinuhu? Tartıları ağır gelirse. Kimin tartıları ağır gelirse. Fulaki işte onlar. Hum onlar el müflihun. Onlar kurtulanlardır. Onlar iflah olanlardır. Onlar felah bulanlardır. Burası okunmuştu. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Burası iyi taraf. Kimin tartısı ne gelirse? Ağır gelirse. Onlar ne olmuş? Onlar kurtulmuş. Burayı Mevlamız çok kısa geçti. Kimin tartısı ağır gelirse onlar kurtuldu. Ama tartısı hafif gelenleri Mevlamız biraz tafsilat yapıyor ondan sonra. Tartısı ağır değil, hafif gelirse, ağır gelince ne oluyordu? Kurtuluyor. Hafif gelince ne olacak? Batacak. Batanları Mevlamız böyle biraz teferruatla anlatıyor şimdi Celle Celaluhu. Estağfirullah. فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Ve men kim? Haffet, hafif gelirse, ne mevazinuhu, mizanları, tartıları, terazisi ağır gelirse, feulaki işte bunlar, tartısı ağır gelenler, اَلَّذ۪ينَ o kimselerdir ki, خَسِرُوا hüsranı düşürdüler, zarara uğrattılar, neyi enfusuhum nefislerini. Bunlar kendilerini zarara uğratan adamlardır. Tartısı ağır geldi, bunlar kurtulanlar. Tamam. Ama tartısı hafif geldi, bunlar kendilerini zarara uğratan adamlardır. Allah Allah. Bak, hep böyle düşündükçe çıkıyor. Bak. Feulâke bunlar, iyi dikkat edin. Feulâke bunlar, ellezîne o kimselerdir ki, hasirû, husrana uğrattılar, zarara uğrattılar. Neyi? Enfusahum, kendilerini. Bunları kim zarara uğratmış? Kendi kendilerine yapmışlar. Bunlar kimin tartısı hafif geldiyse, bunlar kendi kendilerine perişan eden adam bunlar. Niye? Ona göre hareket etti. Tartısı hafif geldi. Tartısının hafif gelmesi ne sebebiyle oldu?
kendi çalışması, kendi yaptığı şey işler sebebiyle oldu. Kendi yaptığı işler sebebiyle tartısı hafif geldi. O zaman kendi kendine ne yaptı? Zarara uğrattı. Bunlar kendilerini zarara uğratan adamlardır. Allah mazesin. Fi cehenneme, cehennemde halidun, ebedidirler. İşte duruma göre iman varsa, iman varsa sonunda cehennemden çıkar. İman yoksa ebedi. İman yoksa ebedi. Doğru iman yoksa, öyle diyelim. Doğru iman, iman yoksa derken kastımız bu. Doğru iman yoksa ne? Ebedi cehennem. Mesela Hristiyanlar, imanları var mı? Yani mutlak manada inançları var mı? Var. Ama doğru inanç mı, doğru iman mı? Hayır. Yahudiler, inançları var mı? Var. Doğru inanç mı? Hayır. Doğru inanç varsa, suçlu bile olsa, eninde sonunda yeri neresidir? Cennettir. Ama doğru inanç yoksa, doğru inanç yoksa yerine cennet. Dün de herhalde bir akrabam aradı. Ha, kafası karışmış. Yaşlı teyzem. Teyzemin kızı annemden büyüktür. Rahmetli annemden büyük. Çok arar, hal hatır sorar ben aradım. Teyzemin kızı. Şimdi televizyon seyrediyorlar. Bir sürü orada çıkıyor, konuşuyor ya. Bana soruyor, oğlum diyor, şimdi ne olacak diyor. Hristiyanlar diyor. E şimdi bizimkiler arkadaşlar, yani benim aile Almanca, tamam mı? Hepsi Almanya'da uzun yıllar kalmış insanlar. Dolayısıyla oranın halkından çok tanıdıkları, içli dışlı oldukları var, tamam mı, zamanında. E tabi mesela insan, geçen misafirim vardı Hollanda'dan. Burada konuşuyoruz. Ticaretlerinde diyor hiçbir şey göremezsin diyor. Kimse kimseyi kandırmaz diyor. Bir tane kimse kimseyi kandırmaz diyor. Ne söylüyorlarsa tam öyledir diyor. Dediklerini en iyi şekilde yaparlar diyor. Bizim memlekette bulamazsın böyle. Bizde bulamazsın. Hani yarısı öyle, yarısı böyledir, yarısı bozuktur demiyor. Hepsi böyledir diyor. Tam ne diyorlarsa öyledir diyor. En iyi şekilde ne söz veriyorlarsa, ne diyorlarsa aynı öyledir diyor. İşte arkana bakma yani. E şimdi hani bunlar da Almanya'da görmüşler ya böyle. Oğlum diyor, yani çok iyi insanlar, yani iyi derken hani anlayın yani, tamam mı? Hani çok iyi gördük, şimdi bunlar diyor ne olacak diyor yani. Anladınız mı? Mesela insani ilişkilerde, insanlar arasındaki münasebetlerde hakikaten meziyetli böyle hani oturaklı insanlar vardı, değil mi mesela? Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir terazi düşünün, tamam mı? Benim cepler doludur. Olsun, avu da olsun. Avu da olsun. Şimdi. Terazi. Terazinin artı tarafı var, bir denisi var. Eksi tarafı var. Mesela böyle söz veriyor, söz yerinde duruyor hep. Kefeye kondu. Sözünde durur. Hiç şey yapmayan, tamam mı? Hiç tereddüt etmez. Ağzından çıktıysa öyledir mesela. Diyelim ki fakir fukaraya çok destek olur. Yardıma ihtiyacı olanları ne yapar? Çok destek olur. Şimdi her iyiliğin bir kendine göre bir kilosu, bir gramajı var, değil mi? Hepsi aynı seviye değildir. Doğru mu? Hepsi aynı seviye değildir yani. Birisi 10 kilodur, birisi 100 kilodur, birisi 50 kilodur. Tamam. Mesela başka bir şey söyleyin. Heh? Hayvanlara bakar eder falan filan. Başka bir şey daha söyleyin. İşte dedik, insanlara mesela fakir fukara verir dedik mesela, sahip çıkar. Bir daha, yalan söylemez mesela, dürüsttür. İşte güler yüzlüdür. Öyledir, böyledir. Bunlar buraya konuyor mu? Konuyor. Tamam. Ama kainatın sahibini kabul etmez. Ne oldu şimdi? Hangisi ağır gelecek? Bu ağır gelecek. Bu taraf, bu kainatın sahibini kabul etmemek var ya, kainatın sahibinin dinini kabul etmemek var ya, mukabilinde ne koyarsa koysun bunu tartmaz. Tamam, bunlar bir değerdir, doğru, bunlar inkar edilmez. Bunlar nedir? Bir değerdir, doğru, hak, tamam. Ama velakin ne koyarsa koysun bunu ne yapmaz? Bunu ne yapmaz? Tartmaz.
Tersini söyleyeyim. Müslüman bir adam. İnancı hakikaten ehli sünnete göre olması gerektiği gibi inanıyor, tamam mı? Mukabilinde içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor, hırsızlık ediyor, o ne ediyor, bu ne ediyor. Bunlarda bir değer midir? Eksi olarak, değil mi? Bunlarda bir değer midir? Ama bunu ne yapmaz? Tartmaz. Bunu ne yapmaz? Tartmaz. Ne kadar büyük iyilik olursa olsun, o iyilik Allah'ı inkarın, Allah'ın peygamberini inkarın yanında çok küçüktür. Ne kadar büyük kötülük olursa olsun, o kötülükte Allah'a imanın, Allah'ın peygamberine imanın yanında çok küçüktür. Anladınız mı arkadaşlar? Biraz böyle yani. İşte bunun gibi yani. Hani fi cehenneme halidun, cehennemde ebedidirler. Yani bu imanla alakalı şimdi. Eğer imanı varsa cehennemden çıkar, ama iman yoksa o zaman ebedi kalır. Ve men kim hafifet mevazinhu, kimin mizanları hafif gelirse, fulake işte onlar, ellezine o kimselerdir ki hasiru enfusuhum, nefislerine zararı uğrattılar, fi cehenneme, cehennemde halidun, ebedidirler. Mevlamız şimdi böyle manzarayı biraz açıyor, tamam mı? Daha böyle muşahhas, belirgin yani. Telfahu, Allah'a muhafaza etsin. Telfahu, vurur, yalar. Vucuhahum, yüzlerini ennaru, yüzlerine ateş çarpar. Yüzlerine ateş çarpar. Vahum, onlar fiha, o cehennemde kalihun, kalih yüz burtarır. Yani hani pişmiş kelle gibi sırıtma diyorlar ya, pişmiş kelle gibi sırıtmak, canlandırın gözünüzde. Şimdi laf olarak söylüyorsunuz da onun manasını bir düşünün bakalım. Kelle derken kasıt ne? Hadi ooo. Pişmiş kelle gibi sırıtma derken, kelle derken kasıt ne? Bak, pişmiş kelle, 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 sonra pişmişine geçeceğiz. Kelle derken kasıt ne? He? Kuzu kellesi de, Allah Allah yani. İçmiyor musunuz kelle paça falan filan? Kelle derken kasıt ne? Söyleyin. Kuzu kellesi. Kuzu kellesi ne yapacaklar? Pişirecekler. Pişirince ne olacak? Dudaklar açılacak, dişler çıkacak ortaya. Gördünüz mü hiç? Böyle. Heh, işte kalihun o demek. Vahum, onlar fiha, o cehennemde kalihun. Kalihtirler. Böyle pişmiş kelle gibi dişleri çıkmış ortaya. Okuyacağız aşağıda, biraz izah etmiş Efendimiz Hazretlerimiz kandesallahu aleyhi ve sellem. Yüzlerini ateş çarpar. Vahum, onlar fiha, o cehennemde kalihun. Kalihlerdir. Ve kimin tartıları da hafif olmuş olursa, işte nefislerine yazık etmiş olanlar, cehennemde ebedi kalanlar da onlardır. Onların yüzlerini ateş şiddetle yakar ve onlar orada dudakları açılarak dişleri sırıtıp duran kimselerdir. Mevla Teala'nın buyurduğu üzere cehennemde yanmak ile hüsrana uğrayanlardan olursun. Siz kainatın yaratıcısı olan yüce Allah'a asi olunuz. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Amin. Ona asi olanın adabı bitmez. Ne gibi? Ona itaat edenin sevabı bitmediği gibi. Ya Rabbi, canlarımızı, ruhlarımızı sana emanet ettik. Ahirette dünyadaki hayatını isyan ile geçirip tövbe etmeden ölenlere çok dehşetli, elem verici, türlü türlü adaplar edilecek. Bir ayet-i kerimede duyurulduğu üzere cehennemlik olan şahıs şişte döner gibi cehennemin kızgın ateşinde döndürülerek yanacak. Bismillah. Kullama nazacet culuduhum beddelnahum culuden gayraha liyezukul adab. Kullama, ne zaman nazacet, yansa, pisse. Şimdi mesela Allah muhafaza etsin, mesela diyeyim ki kolun ateşe tutsan kolunu böyle, değil mi? Önce kızarır, sonra ne yapar? Yanar. Sonra ya kömür olur, erir, gider falan, değil mi? Kullama, ahirette öyle değil. Kullama, ne zaman nadıcet, yansa, pisse, ne culuduhum, derileri. Dünyada yanar, biter. Ahiret öyle değil. Ne zaman yansa, pisse, ne culuduhum, derileri, beddelna, biz tebdil eder, değiştiririz.
Kullema nazca cüldü. Bedel nahum onları değiştiririz. Cülüden gayraha başka derilerle değiştiririz. Taze deri. Hop. Yandı derisi hop taze deri. Yandı hop taze deri. Yandı hop taze deri. Yandı hop taze deri. Mesela kaç saatte bir yanar? O tefsirde vardı arkadaşlar bunun tefsirinde yani. Acayip böyle hani süratle ha. Dünyada bile değil mi? Öyle zannetmeyin ki hani haftada bir kere değişiyor yani. Ne zaman derileri yansa pisse onları yeni derilerle değiştiririz. Niye? Liyezuku zevkine varsınlar diye. Neyin? El adabe. Adabın zevkine, adabın tadına varsınlar diye. Bak tavsiye ediyorum Mevlamız Celle Celaluhu. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Amin. Bir ayet-i kerimede duyurulduğu üzere cehennemlik olan şahıs şişte döner gibi cehennemin kızgın ateşine döndürülerek yanacak. Yüzünde bulunan etler dökülecek. Üst dudak kıvrıla kıvrıla yukarı çıkacak. Alt dudak kıvrıla kıvrıla göbeğe kadar inecek. Kâlih işte bu. Yüz burtarır. Pişmiş kelle dediğim bu işte. O kadar çirkin bir surete sahip olacak ki kendi yüzünü görecek olsa korkusundan kendinden kaçmak isteyecek. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Sure-i Kıyamet'e şöyle buyrulur. Es-Sübhanebillah. Vucuhun yevme idin nâziratun ilâ rabbihâ nâzirah ve vucuhun yevme idin bâsiratun tadunnu en yuf'ale bihâ fâkirah. Vucuhun bir takım yüzler yevme idin o günde nâziratun parlayıcıdır. İlâ rabbihâ Rablerine nâziratun bakıcıdır. Bir takım yüzler var parlıyor, Mevla'ya nazar ediyorlar. O neşe, sevinç, oh köşeyi döndük tamam, hocaların söylediği şey, kitaplarda yazan şey, peygamberlerin anlattığı şey, ayet-i kerimelerde geçen şey, oh geldi vakti saati, bundan sonra o oh, bitti dünya bitti, kebap bundan sonra hayat. Ve vucuhun bir takım yüzlerde, yevmidin o günde basiretun asık. Eyvah. Bir kabahat işledin, bir suç işledin, ceza vakti geldi, hesap vakti geldi, şimdi ben ne yapacağım diyorsun yani. O dakika gelene kadar sallıyorduk, bir şey yoktu. Bak geldi kapıya dayandı, ne yapacağım şimdi ben? Tezunnu, her ne kadar kelime, yani zanneyse de, yani yakinen bilir demek, tamam mı? Tezunnu ne yapar? Zanneder değil, söyleyin. Yakinen bilir, kesin bilir ki, ne bilir? En yuf'ale yapılacak biha ona, fakiratun belini kıracak bir azap yapılacak ona bilir. Belim kırıldı be. Belini kıracak bir azap, bilir, kesin bilir yani. Bir takım yüzler var, parlıyor yüzler böyle, Mevla'ya nazar ediyorlar. Sevinç, ferah. Bir takım yüzler var, asık surat. Suratı ne? Asık çünkü biliyor. Bu bak, bu daha önce. Hesaptan kitaptan önce. Daha hesaptan kitaptan önce surat başladı asılmaya, biliyor başına geleceği. Yukarıdaki okuduğumuz ayet-i kerime hesaptan sonra işte o. Başına geldi ondan sonra. Allah muhafaza etsin. O gün bir takım yüzler parıldayıcıdır, Rablerine nazar edicidir. Bir kısım yüzler de o gün pek ekşi bir haldedir. Sanır ki ona arka kemiklerini kıracak bir muamele yapılacaktır. Mevla-i Teala'nın ayet-i kerimelerine kulak verelim. Yüz çevirmeyelim. Mevla-i Teala'nın ayet-i kerimelerine kulak verelim. Kulak verelim. Yüz çevirmeyelim. Ya. Hoca iyi güzel de benim böyle tıkırım yerinde ama bak bu var neticesinde. Arkadaşlar günahlardan kendimizi koruyalım. Günahlardan kendimizi korumaya çalışalım. Hasbel beşer yaptık, tövbe edelim. İsrar etmeyelim, devam etmeyelim. Muhafaza etmeye çalışalım kendimizi. Ne zamana kadar? Toprağa girene kadar. Hocam çok zor. Öyle kardeşim. Öyle kardeşim. Bak fe ulâke lezîne hasirû enfusuhum. Bunlar kendilerini hüsrana uğratan adamlardır. Kendi kendilerine yaptılar. Mevla'nın garazi yok sana. Kendi kendilerine yaptılar. Allah muhafaza etsin. Mevla-i Teala'nın ayet-i kerimelerine kulak verelim. Yüz çevirmeyelim. Aksi takdirde Sure-i Taha'nın şu ayet-i kerimesini muhatap oluruz. Es-Sübhanebillah. Allah Allah. Elem tekun ayati tutla aleykum fekuntum biha tükezzibun. Bak. Elem tekun değil miydi? Ayati benim ayetlerim tutla aleykum. Benim ayetlerim size okunmuyor muydu? Siz ezan duymuyor muydunuz? Siz cami görmediniz mi? Siz hoca görmediniz mi? Siz kitap görmediniz mi? Siz hiç duymadınız mı bunları? Şu helaldir, bu haramdır, bu yasaktır duymadınız mı? Duyduk da ya bırak dedik ya. Bu hocalar var ya, bu hocalar ben dinden soğuyorum. Lan zaten buz gibi adamsın. Hoca mı seni dinden soğutuyor sen? Dinden soğuyormuş.
Bak, elem tekun ayati tutla aleykum. Benim ayetlerim sana okunmuyor muydu? Ne konuşuyorsun? Ya Rabbi yanlış yaptın beni, dünyaya gerici ver, beni affet ya Rabbi. Bundan sonra bir daha gönderirsen yapmayacağım ya Rabbi. Yanlış yaptım ya Rabbi, ne olur bu cehennem. Benim ayetlerim sana okunmuyor muydu? Cevap bu bak. Bu okuduğumuz ayet-i kerimenin devamında gelecek. Acayip cevap arkadaşlar. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin. Yani hiç kendimizi müstesna etmeyelim. Ha, şimdi burada hani daha önce de söyledik. TC kimlik numarası veriliyor mu? Şimdi bu, şimdi bak bir mesele değil mi? Adamlar var. Yüzleri değil mi? Hani kalih olacak mesela değil mi? Hani pişmiş kelle gibi dedik mesela. Kim olduğu belli mi? Belli mi? TC kimlik numarası var mı? Kim olduğu belli değil. Dolayısıyla biz olma ihtimalimiz de var mı? Elem tekun ayati tutla aleykum. Elem tekun değil miydi? Ayati benim ayetlerim tutla okunuyor aleykum sizin üzerinize. Benim ayetlerim size okunuyordu da. Fekuntum biha tükezzibun. Fekuntum ediniz biha benim ayetlerimi tükezzibun, yalanlıyordunuz. Böyle değil mi yani? Benim ayetlerim size okunuyordu. Siz laf söylüyordunuz. İleri geri konuşuyordunuz. Ya bırak diyordunuz ya. Estağfurullah. Her kim ondan yani Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirirse şüphe yok ki o kıyamet günü. Acaba arkadaşlar bak ya. Mesela aşağıda bir ayet-i kerime manası yazmışlar. Yukarıdaki ayet başka ayet, aşağıdaki başka ayet. Ayet-i kerime, altında ayet-i kerimenin nesini yazmışlar? Manasını yazmışlar. Yukarısı başka, aşağısı ne? Başka. Şimdi mesela ben size elem tekun ayati tutla aleykum fekuntum biha tukezzibun. Bütün dünya toplansa dese ki bunun manası budur. Beni bana kabul etmem ki. Bak her kim ondan yüz çevirirse şüphe yok ki kıyamet günü ağır bir günah yükü yüklenecektir. Bütün dünya toplansa dese ki bunun manası budur. Ben bunu ne yapmam? Söyleyin. Kabul etmem. Niye kabul etmem? Söyleyin. Ya onun manasını biliyorum ki ben. Sen bana ne dersen de ya. Allah Allah. Sen bana ne dersen. Ben onun manasını ne yapıyorum? Ama Hakan sen okurdun bu ayet-i kerimenin bu manası derdin. Geçer giderdin değil mi? Okurdun ayet-i kerimeyi. Altında da manasını okurdun. Ha bunun manası neymiş derdin? Bu derdin geçer giderdin. Soru iş arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bize bağırıyor. Ben seni yaratan Allah'ın kitabıyım. Beni aç oku. Benimle amel et. Biz ise ona, Kur'an'a sükut et, sus. Sus. İnsan ezana sus diyor, Kur'an'a sus diyor, namaza sus diyor, emirlere sus diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sükut et. Senin için kılıf diktim. Sana kılıf yaptım. Onunla seni muhafaza etmek için evimin köşesine de koydum. Daha ne istiyorsun? Bitti. Elhamdülillah Müslümanız. Arkadaş adam evinin kıblesini bilmiyor ya. Evinin kıblesini bilmiyor ya. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Demek ki o evde kim varsa hiçbiri ne yapmıyor? Namaz kılmıyor. O eve gelen kimse de namaz kılmamış o evde. Bu bir. Bir de böyleyse büyük ihtimal evde gayrimeşru şeyler de vardır bu sefer. Dolabını açsan bir sürü zımbırtı vardır. Orasında bir sürü zımbırtı vardır. Burasında bir sürü zımbırtı halinde bakalım. Arkadaşlar, dünya için bak ne dedik? Bilmem ne ustasısın, yapmazsan oluyor mu? Olmuyor. Terzisin, yapmazsan oluyor mu? Olmuyor ya. Ahiret içinde yapmazsan söyleyin. Olmaz kardeşim, olmaz. Olmaz. Ben çok iyi terziyim. Dünyanın bir numaralı terzisiyim. Mekanda açtım yazdım. Dünyanın bir numaralı terzisi. Herkes de kabul ediyor benim dünyanın bir numaralı terzisi olduğumu. Ama bana iş getiriyorlar. Yok kardeşim ben dikmiyorum hiçbir şey. Öyle oturuyorum. Aybaşı kira, elektrik parası, su parası. Ne olacak onlar?
Millet gelip ödeyecek mi bu adam dünyanın en iyi terzisi diye? Söyleyin. Söyleyin. Öyle bir şey yok. Bir şey yok. O terziliğin gerektirdiğini yaparsan, o ustalık neyse, işin neyse, o sanatın gerektirdiğini yaparsan istifade ediyorsun. Yapmazsan bir şey yok. Yapmazsan isim sadece, etiket sadece yani. Müslümanlığın gerektirdiğini yaparsan oluyor. Biz Müslümanlığımız belirli günlerde, belirli zamanlarda, belirli mekanlarda öyle suya sabuna dokunmayan, hiçbir şeye dokunmayan, hayata karışmayan bir Müslümanlık istiyor millet. Günlük hayata karışmayan, yaşama karışmayan bir Müslümanlık istiyor. Bayram sabahı olabilir, Kadir gecesinde, Berat gecesinde, yani belirli zamanlarda, belirli yerlerde olabilir. Ya, tamam, elhamdülillah Müslümanız, biz de Müslümanız. Cumaları falan böyle, arada sırada. Hayata ama hayata karışmasın. Dükkanına karışmasın. Sattığın mala ne yapmasın? Karışmasın. Bankadan çektiğin krediyi ne yapmasın? Nasıl araba aldığını, nasıl ev aldığını ne yapmasın değil? Karışmasın istiyor. Kur'an-ı Kerim bize bağırıyor. Ben seni yaratan Allah'ın kitabıyım. Beni aç oku, benimle amel et. Biz ise ona sükut et, senin için kılıf diktiğim, onunla seni muhafaza etmek için evimin köşesine de koyduğum, daha ne istiyorsun? Şimdi Yunan felsefesi okuyacağım, gazete okuyacağım, dünyadan haberdar olacağım diyor. Dünyadan haberdar, bu acayip bir hastalık oldu arkadaşlar, dünyadan haberdar olacak. Kim ne yemiş, kim ne içmiş, kim ne giymiş, kim kiminle gezmiş, kim kiminle tozmuş, kim akşam neredeymiş, kim sabah neredeymiş, dünyadan haberdar olacak. Ulan olsan ne olur, olmasan ne olur ya? Kendimizden haberimiz yok. Dünyadan haberin olsun. Hocam cahil mi kalalım? Yani bunları bilince mi alim oluyorsun yani? Bunları bilince mi alim oluyorsun? Hocam olandan bitenden haberimiz olmasın mı? Genelkurmay başkanı mısın kardeşim? Bak dikkat edin sözüme. Genelkurmay başkanı mısın kardeşim? Biliyorsun da ne oluyor? Abdestin farzını sorsan bilemezsin. Namazın farzını sorsan bilemezsin. Kalk şurada abdest al, tarif et desem edemezsin. Amerika, İngiltere'ye ne demiş? Ne demiş, ne demiş? Sana ne ya? Ya tabii kimse anlamaz bu dediğim ha. Ben deyim. Sana ne ya? Hocam haberimiz olmasın mı? Haberi olması gerekenler olsun. Bir sıralama vardır kardeş hayatta. Her şeyde ne vardır? Sıralama vardır. Şimdi sofraya oturdun, tamam mı? Çoluk çocuk oturdun sofraya. Mesela çikolata almışsın çocuğuna. Şimdi sofrada çorba var. Yemek var, makarna var, pilav var. Sonra da ne var? Sonra da ne var? Söyle. Sonra da ne var? Söyleyin. Çikolata var. Şimdi çocuk önce ne yemek ister? Verir misin? He? Niye? Çikolata yemek kötü mü? Yemesin mi çikolata? Ne kötü babasın sen, çocuğuna çikolata yedirmiyorsun. Yesin, yiyecek ama ne zaman? Sırayla. Neyle? Sen Kur'an-ı Kerim biliyor musun? Bilmiyorsun. Ulan sen Amerika, İngiltere ne demiş? Bilsen ne olur, bilmesen ne olur be? He? Gazete okudum, öğrendim. Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç olmuş? Ne olmuş? Kim kime ne yapmış? Mevla'nın sana farz ettiği şeyleri biliyor musun? Bilmiyorsun. Yasakladığı şeyleri biliyor musun? Bilmiyorsun. Ki yani hani bunların çoğu çikolata bile değil yani. Bunların çoğu ne? Çikolata bile. Çikolata gene yer. Ya çocuk çikolata yer yani. Yemeğini yer, ondan sonra çikolata yer. Peki yemeğini yesin, sonra zehir içsin olur mu? Bunların bir kısmı da zehir yani ha. Ama sırayla kardeşim yani. Bak, daha ne istiyorsun? Şimdi Yunan felsefesi okuyacağım, gazete okuyacağım, dünyadan haberdar olacağım diyoruz. Şimdi arkadaşlar, acayip, şimdi her şey önümüzde ya. Mesela şu anda dünyada ne kadar kötü şeyler oluyor değil mi? Açıyorsun bakıyorsun, o ona öyle yapmış, bu buna böyle yapmış. Değil mi? Eskiden olmuyor muydu? He? Ya ahlak ne kadar bozuldu. Ahlak bozuldu mu? Zaten bozuktu ki. İnsanlar ne kadar bozuldu? Evvelden düzgün müydü?
Dünya ne kadar kötü yaşanmaz bir yer oldu. Evvelden düzgün müydü? Evvelden sadece senin haberin yoktu, sen bilmiyordun. Olan şeyler gözükmüyordu. Olan şeyler ortaya bu kadar kolay çıkmıyordu. Dünya evvelden de böyleydi, şimdi de böyle. Sonra da ne olacak? Böyle olacak. Sen işine bak, vazifene bak. Üzerine düşen görevi yap. Üzerine düşeni yap. Her gün Kur'an-ı Kerim'i açalım. Mevlam bana dizledi, nasip etsin arkadaşlar. Bak. Her gün Kur'an-ı Kerim'i açalım. Ona bakalım. Onu okuyalım. Ne kadar acayip değil mi? Her gün gazete açarsın. Her gün onu açarsın. Her gün bunu açarsın. Her gün böyle bir sürü abuk sabuk saçma sapan sosyal medya çıktı ya. Bu acayip bir şey ya, bu sosyal medya ya. Acayip ya. Bir takılıyor insan, tamam artık ha. 8 saat geçer, farkında olmazsın yani. O onu demiş, bu bunu demiş, o öyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olmuş, şöyle olmuş. İncir çekirdeği doldurmaz yani. Kur'an açtın mı? Yok. Peki, ben demezsem ki kendime, Ahmet gayret et, silkin, bak bu iş olmuyor böyle. Bir program yapmasam bu düzelir mi? Söyleyin. Sizinki düzelir mi? Bu hatalar, bu eksikler düzelir mi? Düzelmez. Düzelmezse, o zaman düzelmezse sağ tarafa doğru mu çekiyor bu yol, sol tarafa doğru mu çekiyor? Söyleyin. Cennete doğru mu çekiyor bu yol, cehenneme doğru mu çekiyor? Yani tamam, bu yolun sonu cehennemdir denmez ama ne tarafa çekiyor? Cehenneme doğru çekiyor kardeşim yani. Günler geçiyor, Kur'an yok. Günler geçiyor, abdest yok, namaz yok, bir şey yok. Her gün Kur'an-ı Kerim'i açalım, ona bakalım, onu okuyalım, öpüp başımıza koyalım. Bağrımıza basalım. Her kim her gün Kur'an-ı Kerim'den 100 ayet-i celil'e okursa münafıklardan yazılmaz. Kur'an-ı Kerim'i okumayıp onun ile amel etmediği gibi onu okuyan ve amel edenlerle alay edenler, kendi okumuyor, onu okuyan ve amel edenlerle alay edenler cehennem adabına düçar olduklarında dayanamıyoruz, adabımız hiç olmasa hafifletilsin diye feryat ettiklerinde kendilerine denilecek ki elem tekun ayati tutla aleykum fekuntum biha tukezzibun, elem tekun olmadı mı ayati, benim ayetlerim tutla aleykum size okunuyordu, fekuntum biha tukezzibun, siz de onları yalanlıyordunuz. Mevla Teala benim ayetlerimi ilim bakımından anlamadan niçin yalanladınız? İnce düşünseydiniz ayetlerin hak olduğunu tekzip edilecek gibi olmadığını anlardınız buyuruyor. Bunun üzerine onlar cevaben, şimdi Mevlamız onlara buyuruyor ki benim ayetlerim size gelmedi mi? Okunmadı mı? Okundu. Siz yalanladınız. Bak şimdi diyorlar ki cehennemde yanarken. Kalu diyorlar ki Rabbena, ey bizim Rabbimiz, galebet aleyna şikvetuna, galebet galip geldi aleyna bize şikvetuna, ya Rabbi şakiliğimiz, eşkıyalığımız bize galip geldi. Kendimize sahip olamadık, yapamadık, edemedik. Ve künnâ kavmen dâlin, ve künnâ bizilik kavmen, bir kavim, bir toplum idik. Dâlin, sapık bir toplum idik. Yani sadece ben değil, yani yaşadığım toplum da böyleydi. Yani bana galip geldi, ben kendime sahip olamadım, yanlış yaptım ya Rabbi. Aa öyle mi? Bak adam itiraf ediyor yani. Diyor ki ben yanlış yaptım. Yani hani bir de tek başına da değilmiş, bütün toplum öyleymiş. Değil mi? Ha. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ahizna, bizi çıkart minha, bu cehennemden. Fein udna, dönersek, bir daha yaparsak, feinna zalimun, feinna muhakkak biz zalimin, biz o zaman zalimiz, kabul ediyoruz ya Rabbi. Ama biz hani yapamadık ya Rabbi, beceremedik, toplum da böyleydi, onlara uyduk, kendimize güç yetiremedik, yapamadık ya Rabbi. Sen bizi bu cehennemden çıkart, bir daha bizi geri dünyaya dönder, bir daha yapmayacağız. Eğer bir daha yaparsak, bir daha yanlış yaparsak, o zaman haklısın ya Rabbi. Ne kadar makul konuşuyorlar değil mi? Kullarım, o zaman size bir hak daha vereyim. Veya kullarım, madem böyle siz itiraf ettiniz, hakikaten toplumunuz da öyleymiş, o zaman ben sizin cezanızı hafifletiyorum. Bekler misiniz böyle karşılıklar? Beklersiniz, beklersiniz. 1000 sene böyle yalvaracaklar. Ne kadar? Ne kadar? 1000 sene. Ama dikkat edin. Nerede yalvaracaklar?
He? Arkadaşlar, bir adamın bir eli balda, bir eli yağdayken yalvarması başka, cehennemde kavrulurken yalvarması başka. Cehennemde yanarken yalvaracaklar. Hem de ne kadar? 1000 sene. Bak hani öyle mi? Hadi affettim, hadi yürüyün bir daha, bir fırsat daha size. Değil mi? 1000 sene yalvaracaklar. 1000 sene sonra kale Mevlamız buyuracak ki onlara ihsa'u fiha. İhsa'u, kusura bakmayın, köpek gibi havlamayın demektir yani. Köpek gibi havlamayın. Cevap bu. Ve la tükellimun, konuşmayın. Tamam, acıdım size, haklı mısınız, toplumunuz öyleymiş, siz de o toplumun içinde kendinize güç yetirememişsiniz, siz de dinden uzak bir hayat yaşamışsınız, tamam o zaman size, tamam biraz kolaylık göstereyim. Kısa uf ya, köpek gibi ağlamayın, susun. Evvela kolaylık gösteriyor mu? Nerede? Dünyada. Gösteriyor, her taraf kolaylık. Her taraf kolaylık. Bak, kale ihsa'u fiha ve la tukellimun, konuşmayın. İnnehu, muhakkak kâne idi ferikum min ibadi, benim kullarımdan bir grup vardı. Benim kullarımdan bir fırka vardı. Yekûlûne, diyorlardı ki Rabbena, ey bizim Rabbimiz, âmennâ, biz iman ettik, fâğfir lenâ. Siz öyleydiniz ama benim kullarım vardı. Onlar diyorlar ki ya Rabbi, biz iman ettik, bizi affet, verhamna, bize merhamet et. Ve ente hayrur rahimin, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Böyle diyorlardı. Yanınızda Müslüman adamlar vardı, yanınızda dindar adamlar vardı, yanınızda bana yalvaran, yakaran, kulluk etmeye çalışan adamlar vardı. Fettehastumuhum sihriyen, dalga geçtiniz onlarla. Şimdi laf söylüyorsunuz bana. O bana geçer o mu? O kusura bakma, o merhamet ayakları kime geçer? O bana geçer o. Dalga geçiyordunuz onlarla. Ben böyle çocuktum. Çok böyle kafam şey yapar. Yani cehennem çok büyük iş arkadaşlar. Cehennem çok büyük iş yani. Bir adam girecek cehenneme, ebediyen ebedi cehennem ya, bir gün, 3 gün, 5 gün, 3 sene, 5 sene, 10 sene, 5 sene, 3 sene, 100 sene, yok. Çok büyük bir iş an. Mevla Erhamur Rahimin. Yani kafam almıyordu yani. Tamam, nasıldı yani? Yani bir insanın suçu ne kadar büyük olursa olsun, yani insandan ne olur ki, suçundan ne olacak ya? Asker dedik böyle, sabah namazı. Geldim namazdan. Bir arkadaş vardı böyle, gariban bir çocuktu, tamam mı? Öyle sessiz sakin böyle. Birisi vurur oraya gider, birisi vurur oraya gider. Öyle bir çocuktu. O da namaz kıldı. Namazı gidecek. Namaz yasak dedi. Vatandaş ona. Böyle çocuk nasıl oldu biliyor musunuz arkadaşlar böyle? Dedim, tamam. Cehennem. Namaz yasak diyorsun. Ondan sonra ahiret edecek ki ya Rabbi, işte ben sık kendimi yenemedim de işte toplum oydum falan filan. Oğlum sen namaz kılan, namaz yasak diyorsun lan. Köpek gibi ağlama. Sen namaz kılana yasak diyorsun, namaz yasak. Burada namaz kılmak yasak. Lafa bak ya. Çok rahat söylüyor insan ha. Burada namaz kılmak yasak diyor ya. Çok rahat söylüyor yani. Allah muhafaza etsin ya. Madem öyle, İnnehu şan kâneydi ferîkum min ibâdî, benim kullarından bir fırka vardı. Yekûlûne, derlerdi Rabbena âmennâ, ya Rabbi biz iman ettik. Fâğfir lenâ, bizi affet. Verhamnâ, bize merhamet et. Ve ente hayrur râhimîn, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerdi. Fettehastumû, siz edindiniz hum, onları sihriyen, siz onları alay edindiniz. Maskaralık malzemesi yaptınız onları. Şunlara bak, şunlara. Eskiden böyleydi. Eskiden neydi? Böyleydi. Şimdi Müslümanlar böyle arkadaşlar, biraz da böyle kavi oldular, tamam mı? Kültürel seviye, ekonomik seviye böyle. Dindar insanların seviyesi toplumda ne oldu? Nasıl kuduruyorlar biliyor musun? Nasıl kuduruyorlar böyle? Yani onlara göre Şamaroğlu olacaktı. Müslümanlar ne olacaktı? Şamaroğlu olacaktı. Evinde temizlikçi olacaktı. Hizmetçisi olacaktı onun. Köle. Tamam mı?
Şimdi böyle hani kuduruyorlar, kuduruyorlar. Fettehaztumuhum sihriyen. Onları maskaralık edindiniz. Alay malzemesi yaptınız onları. Hatta ta ki en sevkum bu durum size unutturdu. Zikri benim zikrimi, benim Kur'an'ımı, benim dinimi bu size unutturdu. Ve kuntum minhum telhakun. Bak bak bak. Ve kuntum siz idiniz minhum onlardan telhakun. Gülüyordunuz siz onlara. Sen kimsinden Allah'ın kuluna gülüyorsun? Şimdi benden kalkmasın af istiyorsun. Adam sadece bana kulluk etti diye sen ona gülüyordun. Sadece benim peygamberimin yolundan gitti diye, benim kitabıma göre hareket etti diye sen ona sıkıntı yapıyordun. Kardeş, Allah aşkına ya. Şey, umre tarihi belli oldu arkadaşlar. Yani imkan, fırsat zorlayın, umreye gelmeye çalışın. Tamam mı? Buradan cemaate beraber ilk gittiğimiz umre, arkadaşlarla beraber ilk gittiğimiz umrede, Medine Münevvere'de benim ayağım yandı. Kaynar su döküldü ayağıma. 3 hafta gitmiştik. 2 hafta ben tekerlekli sandalyede gezdim. Ciddi yandı, tamam. 2 hafta direkt tekerlekli sandalyede gezdim ben. Mekke-i Mükerreme'ye gittik. 7. gün, 1. hafta işte yandı ayağım. Öbür tarafta toptan tekerlekli sandalye. 2 hafta. 3 haftanın 2 haftası öyle geçti. Şimdi sabah namazından önce Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif'te abdest alıp tekerlekli sandalye zaten böyle acayip böyle, tamam mı? Hani iyileşme zamanında bile devamlı böyle üzerinden affedersiniz böyle deriyi böyle yoluyorlar. Böyle acayip böyle bir zonkluyor falan. Bayağı bir meşakkatli bir dönemdi. Abdest alıyorum, canım çıkıyor zaten, tamam mı? Kimse yok, bizim arkadaşlarımızda kimse yok yanımda. Bir el çantam vardı. Ne varsa içindeydi hepsi. Neyim varsa hepsi neydi? İçindeydi. Abdest aldım, döndüm baktım çanta yok. Döndüm baktım çanta. Türkiye'ye geldim, anadan doğma sıfırdan başladım, tamam arkadaşlar. Hiçbir şey yok ama. Hiçbir şey yok. Şimdi her şeyi teker teker yeniden baştan sıfırdan çıkartıyorum. Buca'da gittim ehliyet çıkartmaya. Yakup sene kaçtır? 2008. Yani işte bak. 2008 miydi? 2008. 10 sene önce. Şimdiki gibi değil ama bak. Neyse, gittim. Memur bey, ya Allah aşkına ya. Ehliyetim kayıp. Hani çalındı demek istemiyorum, tamam mı? Ne oldu? Umre'deydim işte Suudi Arabistan'da. Yani tabii mecbur memura söylüyorsun. Çantamı götürdüler yani. İyi, bana git oradan çalındığına dair belge getir. Ya ufak hatta civcivler isyan, ne diyorsun ya? Böyle dedi arkadaşlar ya, Allah aşkına ya. Allah aşkına arkadaşlar ya. Ya bir mantık söyleyin bana ya, ne olur ya. Ne diyorsun dedim sen ya? Suudi Arabistan diyorum. İyi dedi, o zaman git dedi, mahallenden bir tutanak tuttur. Yoksa sürecek ya. Kalktım geldim buraya, gittim karakola, benim çantam çalındı, yaz bakayım, ben diyorum, o yazıyor. Lan zaten ben ne diyorsam onu yazıyor yani oraya. Memur yazıyor, ne yapsın ki oradaki vatandaş? Aldım götürdüm onu oraya. Ya kardeşim benim istediğim yazısı benim dedim, sen de yazardın oraya yani. Beni uğraştırıyor. İş bitti, tamam. Ehliyet. Resimleri verdim. Bu resimler sakallı olmaz. He. Sakalsız resim getir. Gidin ehliyetteki resimde sakallıydı, ne olacak? Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsun dedim ya. Dedi o zaman git müdürle konuş. Ya illa ne yapıyor arkadaşlar? Gittim müdürün yanına. Müdür niye gönderdi ki bu adam diyor ya. Niye geldin ki şimdi diyor yani. Söyle saçmalık mı olur ya, ne demek ya? Ya fark etmez ki bir şey. Mevzu ne? Mevzu ne yapsın? Sıkıntı ya. Mevzu sıkıntı, fark etmez ya. Yani ayakkabının rengini görseydi belki ona bir şey derdi yani. Bu ayakkabıyla gelmişsin, olmaz git rengini değiştir gel ya. Yani bir şey söyleyecek ya. Bak. Şimdi bu sorulacak ona.
Bu ona ne olacak? Bu ona sorulacak. Sen bu adama böyle dedin. Mesela diyelim ki memurdur. Adam nedir? Memurdur. Memur ne yapacak? Vazifesini yapacak. Ona verilen prosedürde bir şey hakikaten öyledir. O prosedüre göre hareket eder. Vatandaşın yapabileceği bir şey yok yani. Tamam. Eli mahkum. Ama öyle bir şey değil ki ya. Prosedürü icat ediyor. Bir şey daha söyleyeyim. Misal söyleyeyim. Bak bak. Umre'ye gideceğiz. Bu Diyanet bir umreci kartı veriyor. Diyanet ne veriyor? Ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Sadece Hicaz'dayken işte bir sağlık sorunu olursa doktora gittiği zaman onu gösteriyorsun. O kadar sadece. Başka hiçbir şey var mı? Yok. Mesela diyelim ki ben buradan kalksam, Allah muhafaza etsin, birisi kalksa, işte İspanya'ya maça gitse, Türkiye Futbol Federasyonu bir kart verse ona. Türkiye Futbol Federasyonu senin İspanya'ya gitmene ne karışır ya? İspanya seni kabul ediyorsa, değil mi? Buradan konsolosluğu vize verdiyse sana, Türkiye Cumhuriyeti de sana pasaport veriyorsa, sen yurt dışına çıkabilirsin sana izin veriyorsa, İspanya bana gelebilirsin diye izin veriyor. Türkiye Cumhuriyeti çıkabilirsin diye izin veriyor. Futbol Federasyonu ne karışır ya? Değil mi? Şimdi Suudi Arabistan bana gel diye izin veriyorsa, Türkiye Cumhuriyeti de git diye izin veriyorsa, Diyanet karışır mı bana? Ne karışır bana Diyanet ya? Allah Allah. Hüseyin, daha bebek o zaman Hüseyin, pasaportun üstünde Hüseyin'in kartı yok, Diyanet'in kartı yok. Biz arkadaşları geçirdik, en son herkes geçecek, en son ben geçeceğim. Herkes gitti, ben geldim Hüseyin'le. Hop, Hüseyin'in kartı yok, memur dedi geçemez. Niye geçemezsin? Kart yok. Oğlum uşak kalkıyor, millet gitti, bir ben kaldım, valizler gitti. Bak orada bak pasaport, bu ne bu, bu ne bu? Pasaport bu. Bak bu ne bu? He? Ya onunla alakası yok. Ya Diyanet'in kartı ya. Bu ne bu? Pasaport. Bu pasaportu Türkiye Cumhuriyeti vermiş mi bu çocuğa? Vermiş. Ne demek bu çocuk? Ne yapabilir? Yurt dışına seyahat edebilir. Bak bu da Suudi Arabistan'ın vizesi mi kardeşim? Bu ne demek? Suudi Arabistan diyor ki bu vatandaş benim memleketim. Ne yapabilir? Gelebilir. Diyanet'in kartından bana ne ya? Geçemezsin. Geçirmediler. Bizimkiler bindi uçağa gitti. Geçirmedi ya. Ne oldu biliyor musunuz? Atladık buradan uçağa İstanbul'a gittik. İstanbul'dan bindik gittik. Diyanet'in kartı var mı? Yok. Soran var mı? Yok. Bu niye sordu şimdi? Sormanın ötesinde geçirmedi bile ya. Düşün şimdi yani işi beceremeyecek bir durumda olsaydın senin bütün tertibatın batacaktı gidecekti yani. Yani maddi manevi bir sürü külfet değil mi? Onun için cevap İhsa'u fiha, köpek gibi havlamayın. Merhamet, merhamet dünyada. Hatan kusurun var, tövbe ediyorsun, affediyor Mevla Teala. Yanlış yapıyorsun, tövbe ediyorsun, affediyor Mevla Teala. Ama onu yap, bunu yap, ahirete git, Allah muhafaza etsin arkadaşlar. Fettehaztumuhum sihriyen, hızlıca bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Fettehaztumuhum sihriyen, siz onları maskaralık edindiniz. Hatta ta ki ensevkum zikri, benim zikrimi sizi unutturdu. Ve kuntum minhum tadhakun, ve siz onlara gülüyordunuz. Dikkat edin bak, başka bir püf nokta daha. Şimdi bu okuduğumuz ayet-i kerimelerde, bu son okuduğumuz ayet-i kerimelerde dalga geçen insanlar var değil mi? Gülen insanlar var değil mi? Evet, canlı canlı canlı. Dalga geçiyorlar. Minhum tadhakun. Ha? Fettehaztumuhum sihriyen, dalga geçiyorlar. Minhum tadhakun, gülen insanlar var değil mi? Şimdi dalga geçen insanlar varsa, dalga geçen insanlar varsa ve gülen insanlar varsa bir taraftan da dalga geçilen ve gülünen insanlar var demektir. Doğru mu? Dalga geçenler var. O zaman kendisiyle dalga geçilen, alay edilen insanlar var. Gülen insanlar var ve gülünen insanlar var. Peki şimdi bu ayet-i kerimelerde bu dalga geçenler, gülen insanlar neredeler? He? Değil mi? Dalga geçen, gülen insanlar neredeler? Cehennemdeler. Dalga geçilen, gülen, gülünen insanlar... Dur, daha gelmedik oraya, şimdi okuyacağım. Dalga geçilen, gülünen insanlar... Benim kullarım vardı, siz onlara gülüyordunuz. İnni muhakkak ki ben cezeytü, mükafatlandırıyorum. Hüm onları el yeme bugün. Ben
bugün, siz cehennemde yanıyorsunuz, bana 1000 sene yalvarıyorsunuz, cevap sus. Onlar, ben onları bugün mükafatlandırıyorum. Bima sabaru, sabretmelerinden dolayı. Ennehum onlar, hum onlar, el faizun, onlar kurtulanların ta kendileri. O zaman dalga geçen mi olalım, dalga geçilen mi olalım? Onun için birisi de dalga geçerse din hususunda hiç tınmayın. Elhamdülillah, teşekkür ederim kardeş diyeceksin yani. Sağ ol. Devam et. Devam et. Az yapıyorsun, az devam et. Gülen mi olalım, gülünen mi olalım? Ya niye bana gülüyorlar? Sen kâr edesin diye gülüyorlar. Bak inni cezeytehum el-yevme bima sabru, bak sabrederlerse. Ama sabretmedin, ya dedim bana çok dalga geçiyorlar benimle, ben gülüyorlar bana, ben bırakıyorum bu işi dedin, o zaman kaybettin. O zaman ne yaptın? O zaman kaybettin. Allah Teala onların ümidini kırmak üzere buyurdu ki, kovulmuş köpek gibi orada rahmetimden uzak olun ve benimle konuşmayın. Çünkü şüphesiz gerçek şudur ki, kullarından bir fırka dünyadayken ey Rabbimiz biz senin dinine iman ettik, öyleyse bizim için günahlarımızı bağışlamada bulun ve bize acı. Zaten merhametlilerin en hayırlısı ancak sensin demekteydiler. Siz ise onları tam bir eğlence edinmiştiniz de nihayet onlarla dalga geçmeniz size benim zikrimi unutturmuştu. Böylece siz onlara sürekli gülmekteydiniz. Şüphesiz ki ben dünyada sizin eziyetlerinize sabretmeleri sebebiyle bugün onları mükafatlandırdım. Peki, bakın. İşte bu ayet kerimelerde dalga geçmekten bahsedildi, gülmekten bahsedildi değil mi? Yani dinden uzakla, dinden uzak olan insanlar, dindar insanlarla ne yapıyorlar? Dalga geçiyorlar ve ne yapıyorlar? Gülüyorlar. Peki dinden uzak olan insanlar, dindar insanlara, insanlara sadece dalga mı geçiyorlar? Sadece gülüyorlar mı? He? Asıyorlar, kesiyorlar, yakıyorlar, biçiyorlar, evlerini başlarına yıkıyorlar, çoluğunu çocuğunu kaçırıyorlar, tarumar ediyorlar, parça parça kesiyorlar, diri diri yakıyorlar. İnni cezeytuhumul yeme bima sabaru, sabretmelerim dolayısıyla ben bugün onları mükafatlandırdım. Böyle arkadaşlar bu iş. Gerçekten onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Mevla Teala kendilerine bu şekilde hitap edecek. Mevla Teala'nın bu sözleri onlara cehennemden daha acı gelecek. Dünyadayken Mevla Teala'ya asi olanların ahiretteki halleri bundan ibarettir. Bu ayet-i celileler ile sanki ahiretin aynası gözümüzün önüne geldi. Bak ne kadar teferruatla anlattı değil mi Mevlamız arkadaşlar? Hani cehenneme gidecekler değil bak böyle yani. Her şeylerini anlattı, sözlerini anlattı, durumlarını anlattı. Yani ne oldular da bu hale geldiler, ne diyorlar, öyle dedikleri zaman onları ne denecek, yüzlerinin şekline, her şeyi anlattı Mevlamız Celle Celaluhu. Dünyadayken Mevla Teala'ya asi olanların ahiretteki halleri bundan ibarettir. Bu ayet-i celililer ile sanki ahiretin aynası gözümüzün önüne geldi. Arkadaşlar dikkat edelim, gayret edelim. Kendimizi Mevla'nın gadabına götürecek, cehennem adabına götürecek şeylerden uzak tutmaya çalışalım. Hasbel beşer işlemiş olduğumuz hatalardan, kusurlardan, günahlardan tövbe edelim arkadaşlar. Umre ne zaman? 15 Nisan arkadaşlar. 15 günlük bir umre ayarlandı. Umre için gayret edin. Gevşek davranmayın. Çok böyle ferahta, rahatta olmayı beklemeyin. Hac gibi değil umre. Hac kuraya gireceğine artık 3 sene, 5 sene, 10 sene geçer, çıkar çıkmaz. Öyle değil umre. Başvuruyorsun, vizeni alıyorsun, basıyorsun, gidiyorsun yani. Biraz ekonomik külfete var o kadar. Umre için gayret edin. Yani böyle çok ağırdan almak var umreye. Yani hani böyle fazlalık bir şeymiş gibi, eşantiyon bir şeymiş gibi geliyor insanlara. Öyle değil arkadaşlar. Mevlamız çok büyük nimet ikram etti. Elhamdülillah böyle fırsatlarımız var. Gayret edin. Bu bir. Efendimiz'i ziyarete gidiyoruz. 1,5 ayda bir. Ona gayret edin. Hani bir ay kaçırdınız. Öteki ay kaçırmayın. Yani bir ay kaçırdınız o bile çok yani ha. Mesela normalde biz 1,5 ayda bir organize ediyoruz. O bile çok ha. Mesela benim kendi programım 19 gün yani. Takvimde kayıtlı. 19 gün sonra hemen ötüyor böyle. Ahmet yürü İstanbul'a, yürü İstanbul'a, yürü İstanbul'a. Yani biraz böyle artsa 20 gün, 21 gün, 22 gün yani 3 hafta yani. Kaç? Ne? 3 hafta. Geçen İstanbul'da toplantıdaydık. Görevli arkadaşlar diyorlar ki 15 günde gelmeniz lazım diyorlar. Bak ben 3 hafta diyorum ama ne diyorlar?
15 günde bir gelmeniz lazım diyorlar ya. Kalkıp da sen 1,5 ayda bir gitmezsen yani. Ya imkan yoktur o sırada, fırsat yoktur, büyük meşgale vardır, çok büyük meşgale vardır, tamam. Tamam arkadaşlar, bunlara gayret edin inşallah. Umre'ye gayret edin. Efendimiz'in ziyareti gayret edin. Sohbetlere gayret edin. Derslere gayret edin. Salı akşamları fıkıh okuyoruz. Hanımlar da katılıyor fıkıh dersine salı akşamları. Yine bu saatte, şimdiki, yani aylık sohbeti biraz böyle uzun tutuyorum. Az bir şey böyle, 15-20 dakika diğer sohbetlerden uzun tutuyorum. Fıkıh dersine katılmaya çalışın inşallah. Bir de ayın kitabı mevzumuz var. Birkaç ay oldu başlayalı. Geçen, bu 2 aylık kitap arkadaşlar. Geçen ayda bunu söylemiştik. Geçen ay zaten duyan başlayan arkadaşlar devam ediyorlar. Şiratül İslam, baştan aşağı sünnetlerden bahsediyor bu kitap arkadaşlar. Bunu okuyalım inşallah. Normalde bir dahakine şey yapacağız. Böyle kalın kitaplarda sayfa... Kamil, neredesin? Sayfa söyleyeceğiz, tamam mı? Bu ay kitabın şuradan şurasına kadar, öbür ay buradan burasına kadar. Yani mutlak bırakmayacağız, sayfa söyleyeceğiz. Arkadaşlar, ayın kitabı bu. Bunu da okuyalım inşallah arkadaşlar. Okuyan arkadaşlar bana mesaj gönderirlerse sevinirim. Hem size teşvik olur, hem bana da teşvik oluyor. Mesela mesaj gönderen arkadaşlar var. Çok 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 memnun olurum böyle yani. Hocam ben okudum diyor ya, bak ne yapmış? Mesela bundan önceki kitap neydi? Fıkhi meselelerdi. Mesela çok arkadaş okudu onu. Mesela böyle bir şey söylemiş, bunu okuyun demiş olmasaydı kimse onu ne yapmazdı? Okumazdı. Hiç kimse ne yapmazdı arkadaşlar? Okumaz ama çok kimse okudu elhamdülillah. Büyük bilgiler, büyük bilgi sahibi oluruz bunlarla beraber inşallah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, bugün okuduğumuz ayatü beyinatta zalim kullarının ahiretteki hallerini bize beyan ettin. Ya Rabbi, onların durumuna düşmekten cümlemiz muhafaza eyle. Zalimlerden olmaktan cümlemiz muhafaza eyle. Ehli cehennem olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Cümlemizi kabir azabından, cehennem azabından muhafaza eyle. Cümlemizi cennetinde, cemalinde müşerref eyle. Salih kullardan eyle, sevdiğin kullardan eyle. Ya Rabbi, gadabından, ikabından, adabından cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, günahlarımızı mecennef-u mağfiret eyle. Günahsız şekilde huzuruna koşmak nasip eyle. Günahlarımızı sahuf bak tertemiz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, amali salih cümlemizi muvaffak et ya Rabbi. Ya Rabbi, amali salihaya, sünnet-i seneye cümlemizi muvaffak et ya Rabbi. Razı olduğun şekilde yaşamaya bizleri muvaffak et ya Rabbi. Razı olduğun şekilde yaşamak nasip et ya Rabbi. Vazifelerimizin vaktinde, saatinde itmamı, ikmali, icraya bizleri muvaffak et ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Nefsimize mağlup olmaktan, şeytanı mağlup olmaktan bizleri muhafaza eyle. Nefse şeytanı galip gelmek nasip eyle. Sünnet-i seneye üzere yarabbi huzuruna kavuşmak nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, bize ikram etmiş olduğun nimetlerin şükrünü eda nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi, verdiğin nimetlere şükretmek nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi, nankör olmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, burada bulunan bütün kardeşlerimizin dünyevi, ukrevi, hayır muradatını ikram ihsan eyle. Müşkülatlarını izal eyle. Sıkıntılarını bertaraf eyle. Hasta kardeşimize sıhhatler, afiyetler nasip eyle. Borçlarımızı tez eden helalinin ödenmesini nasip eyle. Ya Rabbi, bütün müşkülatlarımızı sana havale ettik. Asan eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, bahusus ya Rabbi, bu ya Rabbi, ayın kitabı dediğim şey ya Rabbi, okuyup ya Rabbi, mesaj gönderen kardeşlerimiz ya Rabbi, fevkat tecellat ikram ihsan et ya Rabbi. Ya Rabbi, ne kadar sıkıntıları varsa bertaraf eyle ya Rabbi. Heveslerini müzdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, geçmişlerine merhamet eyle ya Rabbi. Kalbir adabı çekenlerine adablarını izal eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Dostlarını da memnun etmek nasip et ya Rabbi. Dostlarını razı etmek nasip et ya Rabbi. Efendimizin kaddesallahu aleyhi razı olacağı hizmetleri bizleri muvaffak et ya Rabbi. Allahümme inna neselike imanel esbari küfrün. Allahümme inna neselike imanel esbari küfrün. Allahümme inna neselike imanel esbari küfrün. Allahümme inna neselike temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh ila şerif nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihi ve ashabi şeyhnel ke'fe ve lehun ve khasa ve ruhani şeyhine ve kibdeli kulubina ve mu'alimine ve alemine alem el hac mahmudullahu fi kulze sura el fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Subhaneke ve teala. Nam tanıyım hayret.